Merhabalar herkese, yeniden yeni bir video, yeni bir tarif ile merhaba diyorum. Kanalımdan, mutfağımdan hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar değerli izleyicilerim, değerli abonelerim. Baldan Nefis Tarifler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, ekranda da görmüş olduğunuz gibi bugün sizlere muhteşem, nefis mi nefis, efsane bir aşure tarifi hazırladım ve umarım sizler de tarifimi beğenir, sizler de uygularsınız. Ekranda görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, gerçekten harika bir tarif. Evet arkadaşlar, şimdi hep birlikte tarifimize başlayalım. Ben akşamdan ıslatmış olduğum buğdayı ve fasulyeyi ocağa alarak haşlamaya başladım. Haşlandıktan sonra arkadaşlar, nohutlarımı daha önceden hazırlamıştım. Nohutlarım benim dondurucuda vardı. Tekrar yeniden nohut ıslatıp haşlamadım. Onları kullandım. Sizlerde de varsa, bulunuyorsa sizler de onları da yapabilirsiniz. Nohutlarımı kaynamakta olan buğdayımın içerisine aldım ve biraz daha yumuşaması için, aşuremin içinde sert durmasın diye buğdayla birlikte de biraz kaynattım. Buğday ve nohutlar biraz yumuşamaya başlayınca kaynamakta olan fasulyelerimi de süzüp içerisine ilave ettim. Ben sizlere bütün kullandığım malzemeleri her zaman olduğu gibi açıklamalar kısmına not edeceğim. Oradan da bakıp yararlanabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar, karanfillerimi de ilave ettim. Ben aşureye karanfili çok yakıştırıyorum. Görmüş olduğunuz gibi içerisine 8-9 karanfil tanesi de ilave ettim. Ve daha önceden bir iki taşım kaynatıp yıkadıktan sonra süzdüm. Kayısılarımı küp küp doğradım. Kayısılarımı da ilave ettim. Bir güzel malzemelerim kaynayarak birbiriyle özleşmeye başladı ve gerçekten efsane, harika, her zaman olduğu gibi aşurem her zaman beğenilir ve gerçekten yiyenler gerçekten çok beğenirler. Yine enfes, nefis bir aşure oldu arkadaşlar. Şimdi görmüş olduğunuz gibi fındık içi ve çam fıstığımı da kaynar su ile bir güzel yıkadım, süzdürdüm ve yine kaynamakta olan aşuremin içerisine ilave ettim. Fındıklar biraz yumuşayana kadar kaynattım arkadaşlar. Ben aşurenin içerisinde çok sert fındık sevmem. Evet arkadaşlar, bakın yavaş yavaş yine tekrar kaynamaya başlıyor. Her malzeme içerisine ilave ettikçe kaynama duruyor arkadaşlar. Şimdi de daha önceden yıkayıp bir iki taşım kaynattığım ve tekrar iyice kaynar su ile süzdüğüm üzümlerimi de içerisine ilave ettim malzemelerimin. Üzümlerim de 3 çeşit üzümdü arkadaşlar. Kuş üzümü, dolmalık üzüm yani. Bir de çekirdeksiz üzüm ve biraz da çekirdekli iri üzümlerden ilave ettim. Bir güzel aşuremi böyle kaynattım. Bu arada arkadaşlar, şekerimi de ilave ettim. O arada kameraya alamamışım, çekmeyi unuttum, kusura bakmayın arkadaşlar. Şekeri de kendi damak tadınıza göre ilave edebilirsiniz.
Evet arkadaşlar, şimdi içerisine bir su bardağı kadar süt ilave ediyorum. Rengi biraz daha beyaz olsun diye. Bir de süt gerçekten lezzet katıyor aşureye. Bir fiske de tuz ilave etmiştim arkadaşlar. Yani bir çay kaşığının ucuyla fazla tuz ilave etmeyin. Evet arkadaşlar, bakın görmüş olduğunuz gibi bayağı güzel yoğun bir aşure oldu. Kıvamı tam yerinde ve şimdi sadece 2 yemek kaşığı nişasta sulandırarak 1 bardak su ile onu da ilave ettim. Çok hafif biraz kendini tutsun ve de parlak görünsün diye mısır nişastası arkadaşlar. Evet arkadaşlar, aşurem hazır. Ben ocağımın altını birazdan kapatacağım. Ve biraz soğuduktan sonra kaselerime alacağım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, aslında rengi çok koyu değil, fakat hem ekranda böyle biraz daha koyu gözüküyor. Biraz da gerçekten buğday özlü müydü neydi anlayamadım. İyice biraz böyle koyulaştı rengi. Fakat gerçekten çok lezzetli, nefis bir aşure oldu ve arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kaseleri aldım ve üzerini evde olan malzemelerle süsledim. Arkadaşlar, bu arada yine güzel bir videomun, güzel bir tarifimin sonuna geldik. Hoşça kalın, Allah'a emanet kalın. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler. Allah hepinizden razı olsun.